Evet şimdiki konumuzun adı bireysel farklılıklar. Bizi birbirimizden ayırmaya yarayan bir takım farklılıklardan bahsedeceğiz. Ve bu farkların iki tane temel sebebi var. Bunlardan birincisi kalıtım, diğeri çevre. Hangisinin daha baskın olduğu tamamen hangi bireysel farklılıktan bahsettiğimize bağlı olarak değişecek. Bireysel farklılıklarımızdan bir tanesi kişilik. Kişilik bireyi birey yapan, diğerlerinden ayıran özellikler bütünü. Çok geniş bir kavram kişilik. Ve genellikle şöyle tarif edilir sadece insana özgüdür diğer canlılarda olmaz diye tarif edilir kişiliği oluşturan iki tane eleman var birincisi mizaç ikincisi karakter mizaç genetikle aktarılan ve organizmanın kimyasının belirlediği bir takım kişilik özellikleridir. Mizaç özellikleri çok zor değişir. Hatta genellikle değişmez diye kabul edilir. Bunlar hareketli birisi olmak, durgun birisi olmak, utangaç olmak, soğukkanlı olmak ya da sıcakkanlı olmak, huysuz birisi olmak, duygusal olmak gibi. Karakter ise sosyalleşme ile sonradan kazanılan kişilik özellikleridir. Karamsarlık, iyimserlik, yalancılık, dürüstlük, çalışkanlık ve tembellik gibi sonradan öğrendiğimiz mizaca göre değişmesi biraz daha kolay olan özellikler bütünü ve kişiliğimizi de mizaçla karakterin bir araya gelmesi oluşturur. Kişiliği kalıtım ve çevrenin etkileşimi belirler ve biri diğerinden daha baskın değildir. İkisinin de etkisi neredeyse eşittir. Kişilik bir takım testlerle ölçülebilir. Bunlar derecelendirme ölçekleri, davranış saptama testleri ya da projektif testler olarak adlandırılır. Mesela bir takım resimler gösterilir kişiye, o resimleri yorumlaması istenir. Buradan da kişiliğine ait bir takım yorumlamalar yapılır. Ama kişilik çok karmaşık bir özelliktir. Dolayısıyla kişiliği doğrudan doğruya net bir şekilde ölçen bir test henüz geliştirilmiş değildir. Sadece kişilikle ilgili belli ipuçları elde edilir. Kişilikle ilgili bir takım kuramlar var, kişiliği değerlendiren bir takım kuramlar var. Bunlardan birincisi öğrenme kuramları. Kişiliğin gelişiminde en önemli rolün öğrenmede olduğunu savunurlar ve bu kurama göre kişilik deneyimlerle kazanılır. Bunlar genetikle aktarılan bazı faktörleri göz ardı ederler. Tip kuramları kişilikleri beden yapılarına ve fiziksel özelliklere göre sınıflandırırlar. Psikodinamik kuramsa ki biz bunu psikolojinin ekollerinde görmüştük kişiliği İd, ego ve süperego'nun birleşiminden oluşan bir kavram olarak ifade ederler. Hatırlayalım. Freud bu kuramın temsilcisi. <laughs>